Allah cezanı vermesin. O ne horlama dedi. Zerzeli sandım. Zerzeli tüketme. Bir sigara ver şuradan bana. Ama annem bütün sigaraları saklamış. Hay Allah kahretsin. Nedir bu anamdan çektiğimiz be? Bakalım bizim sabah kahvesi ne zaman gelecek? Bugün çamaşır var evde, avucunu yala. Ne olacak gelin? Fayda umarsan kırılır belin. Akşama yemeğe gelecek misin? Bilmiyorum. Söyle de ona göre hazırlayayım. Bilmiyorum dedik ya. Bana bak. Üstünü başını kirletme sakın. Peki. Bak benim kayıp ne güzel. Lise görüyor musun? Çok güzel. Ayten, Ayten. Kız annen çağırıyor. Ne var anne? Ne istiyorsun? Dediğimi unutma. Üstünü kirletirsen karışmam. Peki anneciğim. Hiç kirletmiyorum üstünü. Sabah sabah bu ne hamaratlık böyle? Ne sabah ayol? Neredeyse öğle ezanı okunacak. Benim için erken bile. Tulumbanın sesinden bir türlü uyuyamadım. O yüzünün hali de öyle. Dün gece geldiğimde sular kesilmişti. Yıkayamadım. Bu sabah da damla su yok. Allah'tan bizim kuyunun suyu tatlı. Tamam. Geliyorum baba. Dur gitmeden bir kova su ver de yüzümü yıkayayım. Dün gece neredeydin gene? Nerede olacağım? Teyze kızımın düğünü vardı, oraya gittim. Allah versin, her gün düğün dernek geziyorsun. Tabii, senin gibi ömrümü evde mi çürüteyim? Bir ay oldu şu mahalleye taşınalı, daha bir defa olsun giyinip kuşanıp bir yere gittiğini görmedim. Bir daha dünyaya geleceğiz mi sanıyorsun? Sabah! Geldim baba, geldim. Ne var baba? Ne varmış? Sabahtan beri kahve bekliyorum. Mutfakta yemek, bahçede çamaşır, ben de şaşırdım. Kahvenizi şimdi getiririm baba. Şöyle okkalı olsun, yanında bir de sigara. Sigara olmaz biliyorsunuz, hastalıktan sonra doktor yasak etti. Doktor ne anlar be? Olmaz baba. Sigara yasak. Yasakmış. Hepsi bahane. Oğlumun evinde çok görüyor beni. Gebersem bayram eder. Gene dolabı karmakarışık etmişsiniz. Daha yeni toplamıştım. Allah Allah. Aa. Yerimizden de mi kıpırdamayalım? Hem burası benim oğlumun evi. İstediğimi yaparım. Oğlunuzla size hizmetçilik etmek için evlenmedim. Biraz insaflı olun canım. Sen insaflı ol. Bir sigarayı çok körüyorsun bana. Sağlığınız için. Sağlığım içinmiş. Külahımı anlat onu benim. Her şeyi defolup gitmem için yapıyorsun ama inadıma buradan bir adım atmış. Nedir benim çektiğim bu çile yarabbi? Ben de şaşırdım kaldım. Onlar taş, bunlar taş, bir de ihtiyarın birbirinin çenesini çek. Bıktım sandım. Dur bakalım, sıra bende, ben yüzdüreceğim. Mızıkçılık etme, sen daha şimdi yüzdürdün. Babanın malı mı bu, ben yüzdüreceğim. Sen artık çok oluyorsun Bicir Fatma. Ne, bana mı dedin?
cezası ihtiyar ne vardı lambayı devirecek? Böylesine iyilik de yaramaz zaten. Aptallık bende. Bırak içsin zıkkımın kökünü. İster öksürsün ister tıksırsın. Sen mi kaldın dünyada uğraşacak? Kör olmasın değil mi? Ben şimdi sana gösterdim. Ablacığım kurtar beni ablacığım. Allah'tan bu hınzır yumurcak. Kaza bu annesi. Bir daha yapma. Nedir benim çilem yarabbi? Şu çamaşırların haline bak. Şu üstümün başımın haline bak. Bir daha yapma. Hadi söz ver annene bakayım. Vallahi yapmam anneciğim. Ekmek kuran çarpsın. Allah baba gözlerimi kör etsin ki yapmam. Ne olur. Dövme beni anneciğim. Hadi bakalım doğrultulun banın başına. Üstünde ne varsa hepsi çıkacak yıkanacaksın. İki günde kapıdan vurunu bile çıkarmak yok. Cezalısın. Kardeş sen de içerideki pimpona kızıp hırsını çocuktan alıyorsun. Hangi birine kızacağımı ben de şaşırdım. Şimdi bir de bunlar çıktı başıma. Canım 5 dakikada vuruverirsin suya olur biter. Alt tarafı toprak. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Sen vur suya da göreyim. Sen bana bakma. Ben canımı çamaşır teknesinde bulmadım. Hadi bırak çamaşırı giyin de sinemaya gidelim. Sonra yıkarsın. Tam buldun adamını. Biz sinemanın adını bile unuttuk. Öyle acıklı bir aşk filmi oynuyormuş ki ağlamayan yokmuş. Bizde ağlayacak gözyaşı mı kaldı? Hem benimki habersiz sinemaya gittiğini bir duysa evi başıma yıkar vallahi. Ayol erkek milletine yaranılmaz. En iyisinin tepesine gaz dök yak. Yok canım. Biraz aksidir ama kalbi altın gibidir Cemal. Sen benim söylendiğime bakma. Bağırış çağırır gene hepsini çok severim. Öyleyse burada çile doldur. Çök çamaşırın başına. Ben şu elbisemi değiştireyim. Güle güle. Ne o halin kız? Ali ile kavga ettik. Çamura yuvarlandık. Sopayı yedin mi? Mualla abla kurtardı ama 2 gün sokağa çıkmak yok. Bugün hey heyleri üstünde. Bana da bütün gün bir tek sigara vermedi. Akşam babama söyleyelim. Söyleyelim ya. Onun hakkından baban gelir. O bize bağırıyor. Bakalım babam da ona bağırsın da görsün tabii, gününü. Tabii. Fren patladı. Atla! Geçmiş olsun kardeşim. Allah sakladı sizi. Verilmiş sadakan varmış. Teşekkür ederim. Yaşım abi kıyak şoförsün. İç evladım kendine gelirsin. Sağ ol teyze. Allah'tan bul. Allah'tan bul herif. Çocuğumu nasıl kaptım da kendimi attım bilemedim. Ne var öyle canavar gibi gidecek. Freni bozulmuş yokuş aşağı tutturamamış. Tut bakayım öyleyse bozuk kamyonla ne diye yola çıkıyor? Adam ne bilsin içinde mi hemşire? Sağ ol teyzeciğim. Sen de haklısın hemşire hanım ama kabahat benim değil. Beni bu hurda makineyle yola çıkaranın. Ferhat sen arabaya mukayyet ol. Ben inşaata gidip haber vereyim. Başsın abi. Hayrola Cemal, kamyonu nerede bıraktın? Freni patladı. Ha? Canımı da kamyonu da zor kurtardım. Geçmiş olsun, iyi vartı atlatmışsın. Dilimde tüy bitti şu meretleri revizyondan geçirin demekten. Her gün kelle koltukta çalışıyoruz. Ne var Cemal, gene ne oldu? Bıktım bu işlerden vallahi. Her gün başka numara. Ya rot kırılır, ya yokuşta fren patlar. 4 adım gidersin, tak lastik iner. Doğrusun arkadaşım, bunlar kamyon değil leş. Üstelik ha babam yüklüyorlar. Son günlerde senin dilin pek uzadı. Ne olmuş uzadıysa? Yalan laf mı ediyoruz Kadim Efendi? Patrona söylersen yalan mı doğru mu görürsün.
Siz de çatacak zamanı buldunuz Turgut Bey. Çocuğun yüreği ağzına gelmiş zaten. Şoför dediğin böyle şeylere alışık olmalı. Patron hidroliğin içinde mi fren patlamasına mani olsun? Bu hurdalara bu kadar yük vurursan her gün bir bela çıkar tabii. Beğenmiyorsan çeker gidersin. Adam ol da becer işini. Bana bak acemi şaylak, sen kim oluyorsun da benim kalmama gitmeme karışıyorsun? Sırası mı şimdi dalaşmanın? Baksana şu kalem efendisine. Boşver, kantinde bir çay içelim de sinirlerin yatışsın. Hey, çaylara bak be mübarek tavşan kanı. Koca olan bize iki demli çay. Baş üstüne abi. Hani şeytan ne diyor biliyor musun? Önce yedi sülalesine bir Amerikan badanası geç, sonra bas git. Sen de pireyi deve ettin be birader. Yalan mı yahu? Bu tenekelerle fukara cenazesi bile taşınmaz be. Canını dişine tak. Bırak bunları da başka şey konuşalım. İlle de üstüne üstüne gitmenin alemi var mı? Söyleyeceklerim var bey. Selam, selam. Bakıyorum keyfin gıcır. Gene afili bir parça mı ayarladın? Vallahi bıktım bu işlerden artık. Altımda kale aslan gibi araba. Be. Kadınlar sıra bekliyorlar, ne yapayım? Gene kimi düşürdün öksüye? Bak sana son dümeni anlatayım abi. Baktım durakta sarışın filinta gibi bir yavru. Şöyle dümen suyundan kırıp bir yanaştım. Önce biraz nazlandı ama parlak Ahmet'e can mı dayanır? Şıp diye düşüverdi yanıma. Kendimi fabrikatör diye tanıttım. Haspada film artisti değil miymiş? O gece bir film çevirdik 36 kısım tek mili birden. Peki şimdi Cemal nerede? Bastı gitti. Bir kömür kamyona aktarılacak, ortada kimse yok. Sabri seferde mi? O da Cemal'in yardakçısı. Sinirini yatıştırayım diye beraberce sıvıştı. Ya burası Darül Acize mi, tımarhane mi yoksa ticarethane mi? Buldur şunları bana. Baş üstüne beyefendi. Beyim, kulaklarını bük yeter. Baksana mazara çıkartıyor, ötekileri azdıracak. Hoş gör be. Cemal iyi çocuktur. Direksiyonda eline su dökecek çıkmaz. Yol verirsen işlerimiz aksar. Cemal abi. Cemal abi, patron seni istiyor. Geliyorum. Patronunun da, kamyonunun da. Bu hırsla patronun karşısına çıkılmaz. Aklını başına topla. Çıkarsam ne olur? Alt tarafı işten atacak. Hiç olmazsa işimi dökerim ya, başka işim yok. Nerede iş söylesene. En azından 2-3 ay kapı kapı dolaşacaksın. Var mı kenarda 3-5 kuruşun? Karın, çocuğun ne yiyip ne içecekler? Sen git abi, vaziyeti anlat. Nuri Bey biraz sinirlidir ama babacan adamdır. Halden anlar. Sen Ahmet'le kal Cemal, ben şimdi gelirim. Sabri geliyor efendim. Buyurun efendim. Ne o? Ben seni değil Cemal'i çağırdım. Biliyorum efendim. Neden gelmedin? Sinirleri bozuk da. Ya burası asabiye koğuşu mu? Beyim, dik bir yokuşta yüklü bir kamyonla fren patlaması ne demek bilir misiniz? Çocuk kazasız belasız atlattı. Daha nefes almaya vakit kalmadan Turgut Bey dalaştı. Sonra da siz. Beğenmiyorsanız kendinize başa kaparayım. Doğruyu söylüyorum diye kovacaksanız hemen kovun. Sen Cemal'in avukatı mısın? Sadece arkadaşıyım efendim. Meseleyi size şişirerek anlatmışlar. Arkadaş ha, madem arkadaş hatırına kovulmayı göze aldın, Cemal'in yükünü öbür kamyona aktar, arabayı da revizyona gönder. Sağ olun efendim. Patron baba adam. İşi tatlıya bağladım. Şimdi yükü öteki kamyona aktaralım. Sağ ol Sabri. İnsan bazen sinirine hakim olamıyor. Bu iyi olur. Ayıp ettin. Lafı mı olur? Bunca yıldır arkadaşım. Şerefini akşam iki kadeh fırlatırız bize. Yenge hanıma zahmet oluyor. Gündüz evi işi, akşam da bize meze hazırlamak için çırpınıyor. Ne zahmeti ya? Yiyip içip keyif ediyor. Eğlenceli bir de çocuk yaptın. Aslan gibi de kocası var. Daha ne ister karı kısmı. Ne şu sen?
Türkçe söylesene dedi. Al ki üç de şunu. Hop kıraksın. Aa mızıkçıya bak. Nasıl kırdın taşımı? 6-3 oraya mı gider? Nereye gidermiş? Saymayı öğren de öyle gel karşıma. Ben saymayı çoktan öğrendim ama sen unuttun galiba. 1-2-3-4-5-6 1-2-3 nasılmış? Kusura bakma yanlış görmüşüm. Yanlış görmüş. Gözlük tak öyleyse. 2-1 Hay Allah. Şimdi seni kırayım da gör. 1-2 Al bakalım. Aa, aman sen zar tutuyorsun. Mızıkçılık etme dedi. Asıl sen zar tutuyorsun. Yok canım ben öyle şey yapmam. Bir tane daha kırdım yaşasın. Vay namussuz kemik vay. Vay yavrum kemik bu sefer utandırma beni. Dokunma göreyim. Hay Allah kahretsin. 6-6 Gözünden vurdum. 1-2-3-4 Marslık kokuları geliyor. Aa. Babam geldi. Babacığım. Hoş geldiniz Sabri. Kıyafetimin kusuruna bakmayın. İşten baş alamıyoruz bir türlü. Selamün aleyküm şikayet. Sanki dünyada senden başka iş yapan yok mu? Ev işi deyip geçme Cemal. El alemin kadını kocalarının karşısına iki dirhem bir çekirdek çıkıyor. Böyle yangından kaçmış gibi değil. Babanla kızım maşallah ikisi bir orduya bedel. Ona koş buna koş derken bir bakıyorsun akşam olmuş. Benim kızım bir tanedir. Hem bu ne ya? Biz bütün gün lord gibi ayak mı uzatıyoruz? Geç bir direksiyonun başına da göreyim nasıl sızlıyor burnunun direği. Ama gene de biz kimsenin kafasını ütülemiyoruz. Ah Sabri efendi görüyorsun ya hem ezileceksin hem de ağzını açık derdini söyleyemeyeceksin. Bu gidişle delirmezsem iyi. Sen edebiyatı bırak da şunları alıp bir şeyler hazırlayıver. Doğru yapmıyorsun be Cemal. Kadıncağız yorulmuş. Sen şimdi bunları anlayamazsın. Yolun bir kere nikah dairesine düşsün. Karı her gece dırdır etsin. O zaman anlarsın. Bizim zamanımızda bir kadın kocasına ağız açacak da erkek o ağzı cart diye yırtmayacak da. O devirler geçti bey baba. Şimdi her şey değişti. Bunun gibi yumuşak başlı olursa değişir elbet. Kadının cenneti erkeğin ayağı altındadır derler. Kadın halı gibidir. Dövdükçe kıymetlenir. Ama şimdiki erkekler ipin ucunu kaçırmışlar. Baban aylı kazakmış. Kesiyor. Annemden ödü patlardı. Yemeğinizi getirdim baba. Gene mi çorba? Bıktım artık bu tatsız şeylerden. Nesi var baba? Bol maydanozlu mis gibi. Maydanoz da yere batsın, kokusu da. Ne kızartıyorsun içeride? Mezelik midye tavası. Bana da getirsene biraz. Doktor yasak dedi. Doktor ne anlar? Bana da getir birkaç tane. Bir tane veririm. Tadımlık. Yasak yasak. Vermemek için bahane. Niyeti beni açlıktan öldürmek. Yengeye ayıp oldu be Cemal. Bari git bir iki lafla gönlünü al da şu zıkkın boğazımıza dizilmesin. Boş ver. Karı milletini şımartmaya gelmez. Doğru hareket etmiyorsun karının kıymetini bil. Bu zamanda nerede böyle karı? Bulsam ben evlenirim. Sen keyfine bak ben işimi bilirim. Şu suratı bırak da git saçına başına düzen ver. Beni misafirin yanında rezil ettikten sonra hangi yüzle söylüyorsun bunu? Bak, iyilikten bile anlamıyorsun. Ömrüm sana, babana, çocuğuna bakmakla geçiyor. Saçımı süpürge ediyorum, hala kıymetimi anlamıyorsunuz. Allah canımı alsın da kurtulayım bari. O zaman belki anlarsınız kıymetimi. İşin ileri gitmesini istemiyorsan gürültüyü kes. Sustum, sustum. Burama geldi canım. Her şeyin bir haddi var artık. Susmasan ne olacak yani? Onu ben bilirim. Başımı alır giderim. Gelen ağam, giden paşam. Gidersen güle güle. Öyle olduğunu biliyorum zaten. Bu senin canına minnet. Cemal efendi haklı. Bir kadın ne olursa olsun yorgunluğunu kocasına göstermemeli. A vallahi doğru kardeş. Erkek milleti bu. Eve gelince karısından güler yüz bekler. Akşama kadar kamyonda langır langır canı çıkıyor adamcağızın. Hem neyine. Cemal efendi enine boyuna aslan gibi adam maşallah. Kocası aslan gibi ama ben bu Sabri efendinin her zaman gelişini beğenmiyorum. Evvelse akşam da elleri dop dolu geldi. Biz bu güzelliğimizle koca bulamıyoruz. Bu mıymıntının etrafında iki erkek pervane gibi doğru, dönüyor. Doğru, çok doğru. Doğru söylüyorsun.
Hay Allah kahretsin. Ne oldu? Gene bir damlası yok. Aa, boruları tamir ediyorlarmış. Tulumbada yıka. Kocanı istemiyor musun? Bırak beni. Bırak canım. Niye bırakıyormuşum? Karım değil misin? Ben bu evde hizmetçiyim. Başka bir şey değilim. Bırak. Gel içeri. Yapma, komşular görecek. Daha herkes uyuyor. El aleme rezil olacağım. Gel içeri öyleyse. Gelmeyeceğim, bırak beni, işim var. Ya Cemal, öyle mi? Cemal diyorum. Cemal düşüreceksin. Cemal. Paran var mı Cemal? Ne olacak? Yakında Nuriye'nin düğünü var. Giyecek bir şeyim kalmadı. Hadi, karıya yüz verdik, borçlu çıktık. Ne olur Cemal, hepsi 3 metrecik kumaş. Tabii, bir şey değil. Terzi merzi falan derken gene 200'ü bulur. Parayı kumdan mı topluyoruz? Vallahi değil. Muhallayla beraber dikeceğiz. 75 lira yeter. Ne olur Cemal. Bakarız. Ben pazara çıkıyorum. Ortalığı sakın dağıtmayın, yoksa vay başınıza gelenlere. Dağıtmayız anne. Üzülme gelin. Gitti. Gitti, gel. Dünya varmış yahu. Şu kadın gitmeden rahat nefes alamıyorum. Sağa baktın kabahat, sola baktın kabahat. Sen dedesin gene, çocuk olsan dayak da var. Beni kimse dövemez. Keşke ben de dede olsam. Dede olsam bu sefer sigarasız kalırsın. Sigaraları da öyle bir cehennemin dibine saklıyor ki şeytan gelse bulamaz. Ben bulurum ama sakız alırsan. Sen gösterme sigaralarını bana. Ben de Cemil Efendi'nin kanaryalarını kedilere senin yedirdiğini söylerim. Hem biz seninle dost değil miyiz? Aa dedeciğim, göstermez olur muyum? Şaka yaptım ben. Mutfağa sakladı. Mutfakta ha? Rafta tabakların altında olmalı. Sabah yine orada bir şeyler yapıyordum. Orada değil, daha yukarıda olacak. Aha. Gördün mü yediğimiz haltı? Şimdi ne diyeceğiz annene? Babam gelene kadar evden kaçalım dedi. Peki.
Oturalım şuraya. İhtiyarlık, maskaralık. Üç tabak kırdık diye evden kaçıyor. Hey gidi deve Hüseyin, hey. Sen bu hale düşecek adam mıydın? Mahalleli ismimi işitince kaçacak deli karar. Dede, ben de ihtiyarlayacak mıyım? Elbette. İnsan doğar, büyür, sonra da... Ama ben ihtiyarlamak istemiyorum. Mahallenin çocuklarını nasıl döverim sonra? Sana daha çok vakit var. Dur bakalım hele bir kere. Dede, ben büyüyünce işe girip para kazanacağım. Bak şuna. Şu bileti görüyor musun? Hele piyango bir çıksın. Ondan sonra büyümeni beklemeyiz. Hemen gideriz buradan. Uzaklarda bir ev tutarız. Kümesinde tavuklar, kazlar besleriz. Bir de kuzu alırız. Alırız ya. Ne istersen alırız. İki de hizmetçi tutarız. Ondan sonra gel keyfim gel. Tabak kırarız, tavla oynarız, yerleri çamurlarız. Ne istersek yaparız. Annemle babamı hiç mi görmeyiz? Canım gelir ara sıra onlarda. Ama bir köşede oturur, hiçbir şeye karışmazlar. Annem içeri girerken ayaklarını sildiririz. Silmezse bir güzel bağırırız. İstediğimiz yemekleri yeriz. Gece istediğimiz kadar otururuz. Söyle de çabuk çıkarsınlar şu piyangoyu dedeciğim. Canım evlat. Allah nedir bu benim çektiğim? Vallahi dayanamayacağım artık. Hanginizin marifeti bu ha? Söyleyin bakalım hanginizin marifeti bu? Ayten? Nasılsın Hüseyin efendi? Yavaş yavaş geçiyor bu meret hastalık. Gelsene içeri bir kahvemizi içersin. İki laf ederiz. Kız dedikodu olur. İkbal delikanlıları içeriye alıyor derler. Allah layığını versin senin Şaziye. Kapıyı aç. Hüseyin amcan geldi. Ben çocuklarla arkadaki arsada uslu uslu oynarım. Çıkınca bana seslenirsin dede, olur mu? Peki, bir yere kaybolma. Buyur Hüseyin amca. Kahvem şekerli olsun. Ne alemdesin İkbal kardeş? Aa, anlat bakalım. Günlerimi gelip geçen tramvayları seyretmekle dolduruyorum. Sen haline şükret gene. Elin ayağın tutuyor, ya ben ne yapayım? Sen kızının yanındasın. İnsanın evladı anasından yüksünmez. Öyle deme Hüseyin efendi. Ben de damat eline bakıyorum. Eskiden elim ayağım tutarken az çok evin işine yardım ediyordum. O zaman yük olmuyorum gibi geliyordu. Şimdi damat biraz suratlı olursa lokmalar boğazımda diziliyor. Damadının yüzünü ne kadar görüyorsun ki? Ben sabahtan akşama kadar horluk içindeyim. Kendi işimi kendim göreyim diyorum. Ne de olsa sakarlık var. Ara sıra bir şeyler kırıyorum. Vay efendim vay, sen misin kıran? Ne yapıyor o zaman? Ne yapacak? Bir dövme diye kalıyor. Ya. Allah yardımcın olsun. Amin. İşimiz ona kaldı. İki ihtiyar, ikimizin de derdi aynı Hüseyin efendi. Ne yapacaksın? Katlanacağız. Kaç günlük ömrümüz kaldı. Daha kaç tane geçen tramvay seyredeceğiz. Hadi bakalım verin yaptığınız köfteleri çocuklar. Hadi sen de koş şuraya. Şimdi köfteleri pişirmek için ateş yakalım. Siz gidip çalı çırpı toplayın. Sen de git evden kibritle gazete kağıdı getir. Vermez ki anne. Annen görmeden gir mutfağa al kibriti. Ya sonra annem beni döver. Oğlum biz her gün dayak yiyoruz. Sen de bir kereye. Ne çıkar? Hem yaktıktan sonra koyarsın yerine. Peki öyleyse. Sevelim onları. Ay başıma gelenler. Yumurcaklar mahalleyi yakacaklar.
yerime gibi yumulacaklar. Dağılın bakayım buradan. Hadi. Sen bozdun oyunumuzu değil mi? Görürsün şimdi sen. Elin kırılsın edepsizlere. Yakalarsam kemiklerini kıracağım. Önüne baksana bacaksız. Kör müsün? Az daha eziyordun beni. Sen şoförlük değil leblebicilik yap. Şimdi gösteririm ben sana. Şoför amca bak yolu tıkadın. Şimdi trafik gelirse 50 papeli yersin. Biz de şoför evladıyız, anlarız bu işlerden ya. Ne oldu kızım? Neden koştun öyle? Sormayın başıma gelenleri Zehra teyze. Annem dedemi evden kovdu. Ben de akşama babama söylerim dedim. Beni dövecekti. Ben de evden kaçtım. Vah yavrum vah. Şurada da az kaldı kamyonun altında kalıyordum. Şoför beni kovaladı. Allah esirgemiş, tek başına sokağa çıkma evladım. Ne yapayım teyzeciğim? Gidecek yerim yok. Ağlama. Üzülme sen evladım. Baban gelinceye kadar burada otur. O seni dövdürmez. Kapının önünden geçer her akşam. Beraber gidersin eve. Peki teyzeciğim, teşekkür ederim. Size yardım edeyim. Pek de hamarat canım. Maşallah. İyi ev kadını olacak. Şu soyuşa bak. Bizim gelinden becerikli vallahi. Ah teyzeciğim, bir bilsen. Bizim evin bütün işini ben yaparım. Yine de dayak yerim. Kolay gelsin Cemal. Eyvallah. Ne oldu gene? Makas küpesi kırılmış da. Merhaba İsmail Usta. Merhaba. Ben gidiyorum. Sizin oradan geçeceğim. Eve bir şey diyeceğim var mı? Aa, iyi ki sordum. Canım balık istiyor. Sen alıp bırakıver, ben biraz geç kalacağım. Peki. Akşama gelsene, bir ufak parlatırız. Çamurluk Ziya'ya sözüm var. Bir dümeniniz var garanti. Yok canım, ben pişticiyim diye kafa ütüleyip duruyor. Azıcık ders belleteyim de aklı başına gelsin. Merhaba yenge. Cemal balık gönderdi. Ben gelene kadar pişirsin dedi. Pişirmesine pişireyim ama nerede yiyecek bakalım. Evde bir tek tabak kalmamış. İhtiyar hepsini indirmiş aşağı. Gel Allah aşkına, gel de gör mutfağın halini. Bak şuraya Sabri Efendi. Üç parça tabağı çanağı bir araya getirene kadar canım çıktı. Eski püsküyle kapıdan almıştım çoğunu. Yazık. Ama sağlık olsun. Sağlıkla bitiyor mu iş? Geldi iki ucunu birleştir, bir araya koy bunları. İhtiyarlık bari mutfağa girmesin. Kim dinler, dört döner ortalığı. Her dakika başka bir mazaratlık. Öteki oğluyla kızına gitse ya. Cemal'i daha fazla seviyor. Kendinden başka kimseyi sevmez o. Hem öbürlerinden yüz mü bulur? Küçük gelin eli maşalı, benim gibi salak değil. İki günde kapının önüne kor adamı. Cemal'e laf anlatmaya kalksam nafile. Ben azıcık çıtlatsam? Buldun laf dinleyecek adamı. İnadı inattır. İlk tabağımız. Yine evlendiğimizde elimiz dardaydı. Tek tabakta yerdik. Ama mesuttuk. Düzelir gene yenge. Çocukcağız çok yoruluyordu, ondan ters. Ama iyi insandır. Neme lazım, altın gibi kalbi var. Seni de çok sever. Ben de sevmesem katlanır mıyım bu cehennem hayatına? Bir saniye durmaz, başımı alır giderim. Ne haber Parlak Ahmet? Bu akşam yeni filmler var mı? Yok be abi, çok yorgunum. Bu gece Çamurluk Ziyalar'ın pişbirik partisine gideceğim. Sen de gelsene. Ben almazdım ama bu akşam karıya söz verdik. Başımın etini yer. Öyle mi? Tabii. Sen de kılıbıklardan mısın? Yok canım, mesele hırgür çıkmasın. Oo, bizimki gel. Yarın görüşürüz. Hadi eyvallah. Cemal Bey bize dargın galiba. Oo, siz misiniz? Ne arıyorsunuz buralarda? Dayımın kızı şurada oturuyor da ona uğrayacağım. Ne var ne yok bakalım? Ne olsun, yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bugün Sabahat'ın elbisesini bitirdim.
Elinize sağlık. Siz de geliyor musunuz düğüne? Erkeksiz kadın kendi kendine düğüne gider mi hiç? Bizimle gelirsiniz. Canım siz karı koca baş başa gideceksiniz. Benim aranızda ne işim var? Sabri de geliyor düğüne. 4 kişi eğleniriz. Aman ben dedikodudan çok korkarım. O bekar ben bekar. Hemen konduruverirler. Aleme laf lazım. Bugün Sabri Bey size geldi de ödüm koptu. Komşulardan bir gören olacak diye. Sabri'yi ben yolladım. Balık alıp kapıdan bırakacaktı. Tabii canım. Ben bilmez miyim? Değil bugünkü gibi yarım saat. Bütün gece Sabahat'la baş başa otursa aklıma bir şey gelmez. Sabri bizde yarım saat mi kaldı? Dede ile Ayten de yoktu. Herhalde mühim bir şey konuştular. Ama el alem bilir mi? Sabri'nin ara sıra gelişini bile laflıyorlar. Ama ben verdim ağızlarının payını. Eksik olma Muhalla Hanım. Ah ne demek? Şunun şurasında en yakın komşuyuz. Sabahat benim canım ciğerim. Siz de eniştem sayılırsınız. Ben burada ayrılayım. Dayımın kızı şurada oturuyor. Alasmadık. Güle güle. Çinli kız baban geçiyor. Baba, babacığım. Ne arıyorsun buralarda? Annemin dedemle bana yaptıklarını sorma baba. Dedem evden kaçtı. İkbal Hanımlar da oturuyor. Ben de komşulara sığındım. Az daha kamyonun altında kalıyordum. Peki, gidip dedeni alalım. Oğlumun evi zindan oldu bana. Parmak kadar çocukla bucak bucak kaçacak yer arıyorum. Ne yapsak kabahat. Kazara 3 tabak kırdık diye aç bir ilaç sabahtan beri el kapılarında sürtüyorum. Keşke bu yaşa kadar yaşamasaydım da bu günleri görmeseydim. Yapın edin sonra el ele verip dönün. Sokakta mı yatacaklardı? Ben sana cezalısın sokak yok demedim miydi? Parmak kadar çocuk kulağını koparacaksın. Azıttın artık sen. İnsanın evinde rahat yok mu yahu? Kafa bu besteple değil. Sustum burama geldi. Babanız efendi evde ne var ne yok hepsini kıracak sesimizi çıkar. Kırarsa kırar. Para cebinden mi çıkıyor sana ne? Öyle. Biz bu evde mangal maşasıyız çünkü. Keşke öyle olsan. Hiç olmazsa kafa ütülemezdin. Babam bu benim. Kırar da eder de. Küçük hanım mahallede cam çerçeve bırakmasın. Yangın çıkarsın. Şikayet için kapıyı aşındırsınlar. Aşındırsınlar ne olacak? Eve gelince patırdı istemiyorum. Düşünmeden laf etme Cemal. Babanın kahrını kendi kızı bile çekmiyor. Ayten 10 çocuğa bedel. Ben canımı dişime takıyorum. Bir de senden haksız laf işiteme. İşitemesin de ne yaparsın ha? Anlaşılan seni fazla şımarttık. Vallahi bir evde hizmetçilik etsem daha iyi. Tutan yok. Topla pılını pırtını çek arabanı. Beni ayartırken öyle demiyordun ama. O zaman canım cicimdi. Mecbur değilim ben senin bunak babanı çekmeye. Ne dedin? Babama dil uzatanın cehenneme kadar yolu var. Alt tarafı yarım topuklunun biriydin. Seni tutup fabrika köşelerinden alalım. Bitin kanlanınca ona buna saldır. Defol git karşımdan. Talihim bu. Dayak yiyip kovulmak varmış kocamın evinden. Gel kızım gidelim buradan. Ben gitmem. Benimle gelmiyor musun? Hayır gelmiyorum. Beni sevmiyor musun kızım? Ben babamla dedemi seviyorum sen git. İnsan annesini kovar mı kızım? İnsan çocuğunu döver mi? Ne oldu, ne oluyor? Babası yüzünden Cemal evden kovdu. Karı koca arasında böyle şeyler olur. Döverek kovdu beni. Dövdü mü? Eskiden beri söylerim sana. Erkek kısmına bu kadar yüz verilmez diye. Şimdiye kadar saçını süpürge ettin de ne oldu? Öyle söyleme Muhalla, benim de suçum var. Aptal, sen daha aşağıdan al bakalım. Baksana güzel kadınsın. Elini sallasan 50'si koşar. Benim başkasında gözüm yok. Neyse, şimdi ne yapacaksın? Bu gecelik sende kalsam? Başımın üstünde yerim var ama kocanı biliyorsun. Gözünü budaktan esirgemez. İçer içer gelir burada rezalet çıkarır. Peki ne yaparım, nereye giderim? Ha, en iyisi Sabri'lere git. Nasıl olur, ne derler sonra? Ne diyecekler? Cümle alem biliyor kocanın arkadaşı olduğunu. Hem yalnız oturmuyor ki evde, annesi var. Öyle ya.
Sen daha yatmadın mı baba? Uyku tutmadı oğlum. Benim yüzümden evin barkın dağılıyor. Ne münasebet. Edepsizlik etti sepetledim. Senin ne alakan var? Ben düşündüm taşındım gitmeye karar verdim. Nereye? Nereye olur. Biraz da Halide'nin evinde oturayım bakalım. Ben sağ oldukça senin evin burasıdır baba. Bana kadın mı yok? Kimi istersem alırım. Öyle deme. Ne de olsa hayalindir. Çocuğun anasıdır. Şunun şurasında 3 günlük ömrüm kaldı. Onu da nerede olsa geçiririm. Benim yüzümden yuvan yıkılmasın. Bu lafı bir daha ağzından işitmeyeyim dedim ya. Ben sağ oldukça... Halide git al getir karını. Erkek adam gece yarısı kadını sokağa atmaz. Şimdiye kadar nasıl geçindiysek öyle yuvarlanıp gideriz. Azıcık burnu sürtülsün de kendi gelsin ayağıyla. Evli kadın geceyi evinden dışarıda geçirmez. Git al getir karını. Fakat baba... Ne diyorsam onu yap. Buyur Cemal abi. Sabahat burada mı Muhalle Hanım? Ah kardeşim, ben sana akşamüstü rastladığımda her şeyi anlamak istemiştim ama dilim varmadı. Ne demek istiyorsun? Ben bunun böyle olacağını biliyordum. Açık konuş be kardeşim, ne varsa çıkar şu dilinin altından. Dünya alem şahidim ya, vazgeçirmek için çok uğraştım fakat söz geçiremedim. Senden bıktığını, Sabri ile seviştiklerini söyledi ve ona gitti. Cemal Bey! Cemal Bey! Yapma Cemal! Çocuğunu, babanı düşün! İkisini de öldüreceğim! En iyi arkadaşım bana bunu yapsın ha! Ne oluyorsun oğlum? Sabahat Sabri'ye kaçtı! Öldürecek onları, mani olun! Cemal! Kendine gel! Kendine gel oğlum! Bak babanın halini! Yine nüzül inecek adama! Hem çıldırdın mı sen? Öldüreceksin de eline ne geçecek? İç baba şunu. Sinirlerin yatışır. Üzme kendini. Dünyada gelin mi kalmadı? Yenisi belki sana daha iyi bakar. Üzme kendini kızım. Her evde olur böyle şeyler. Seni ne kadar sevdiğine ben şahidim yenge. Bu gece geçsin, siniri yatışsın hele. Yarın konuşurum Cemal'le. Hadi kızım, sil gözlerini de istirahat et, hadi. Ben Ahmet'te kalayım anne. Ne olur ne olmaz, dedikodu ederler. Yatağını hazırlayayım kızım. Hayırdır inşallah. Kim o? Ben Cemal. Cemal efendi. Cemal. Cemal, Cemal nereye? Dur kızım gitme. Şimdi gidersen her şey daha kötü olur. Yarına kadar sabret. Sabri her şeyi anlatır. Sabahtan beri bekliyorum. Seninle konuşacaklarım. Namus düşmanı köpek! Ne yapıyorsun Cemal? Bir de soruyor utanmadan. Karımı koyuna alırken de sormuş muydun?
Ayıp. Yapma Cemal abi, yapma. Bırakın. Bırakın da öldüreyim şu kalleşi. Patron geliyor. Ayırın şunları. Bırakın. Cemal. Bu ne demek oluyor? Karımı kaçırıp dün gece evine götürdüm. Kendine gel Cemal. Daha konuşuyor. Dua et, ayırdılar lan. Cemal. Doğru mu söyledikleri? Karısı benim evimde, doğru. Fakat bunu... Bırakın diyorum. Bırakın konuşturmayın şu iti. Sakin ol Cemal. Sen de İsmail Usta'ya göre hesabını kestin. Müessem'de ırz düşmanlarına yer yok. Fakat beyim, biraz beni dinlerseniz bu mevzuda... Bana... Hala konuşuyor utanmadan. 100 sırat yok mu sende? Nasılsın Ayten? İyiyim abla, buyur. Nasılsınız efendi baba? Teşekkür ederim kızım. Sen nasılsın? Size kahve pişirmeye geldim. Eksik olma kızım, zahmet olacak. Zahmet ne kelime? Komşuluk vazifem. Helal süt emmiş insanın hali başka oluyor. Boyalarıyla oynasam bile kızmıyor. Annen öyle mi ya? Despotun biriydi. Mahalle ablam gibi annem olsa mahallenin bütün camlarını kırsam yine de dövmez. İnsanı ağız tadıyla bir iki tabak kırar. Değil mi efendim? Buyurun. Köpüğü bile başka. Neden? Kahve gidecek diye yüreği titremiyor. Sigara da buyurun. Paket sizde kalsın. Eskiden bir sigara bulmak için Abdülhamit zaptiyesi gibi dört dönerdim. Ben çarşıya çıkıyorum. Size de bir şeyler alıp pişireyim. İstersen sen de gel Ayte. Dolaşmış olursun. Yaşasın. Elbisemi giyeyim mi? Kırmızı mı? Aha, giy canım. Kirlenirse? Yıkayıveririm. Çocukların elbiseleri kirlenir tabii. Ne iyisin sen. Elbisesi kirlenen çocuklara kızmıyorsun. Aha canım. Ah, insan bir sigara tellendirdi mi gam kasavet kazanıyor hemen. Cemal hemen boşanmak istiyor. Çocuğum var, boşanmam ben avukat bey. Hem kocamı da seviyorum. Böyle kırgınlıklar herkesin başına geliyor. Hepsi ayrılmıyorlar ya. Uzatmakta bir fayda yok. Bir an evvel bitmesi sizin için de iyi. Sabri Bey'le evlenir. Ne münasebet. Sabri Efendi dünya aret kardeşim benim. Orasını bilmem. Benim bildiğim Cemal Bey ayrılmayı kabul etmediğiniz takdirde zina davası açacak. Nasıl açar, ne akla? Unutmayın ki Cemal Bey'in nikahındayken başka bir erkeğin evindesiniz. Annesi yanımızda. Hem Sabri arkadaşı. Arkadaş dediğiniz netice itibariyle bir erkek. Haksızlık mı yaptınız? Ben vazifemi yapıyorum. Sizin bakımı. Onu siz düşünüp hatalı hareket etmemeliydiniz. Bir zina davası sizi de kızınızı da ömrünüz boyunca lekeleyebilir. Peki. Nasıl isterseniz. Hakkımda böyle bir dava açabilecek bir insanla bundan sonra zaten yaşanmaz. Öyleyse şunları imzalayın lütfen. Buyurun. Merci. Müsaadenizle. Ağlaya ağlaya gözlerinin pınarı kurudu kızım. Helak ediyorsun kendini. Keşke ölsem de kurtulsam. Evsiz barksız kaldım bir anda. Burası senin evin kızım. Yük oldum, yetişmez mi?
Gene bir işe girersin daha olmasa. Sen benim kızımsın, yük ne demek? O kalın kafalı kocan yakında hakikati anlayacaktır. Anlasa bile düzelmez artık. El alem mahkeme mahkeme sürünüp ayrılıyorlar da sonradan akılları başlarına gelip ikinci defa evleniyorlar. Şu zıkkımı öyle sırmakeş suyu gibi içmeye devam edersen karaciğerin süngere döner. Bizim yüreğimiz sünger oldu. Karaciğerin de kökü bassın. Gençliğini yazdık be. Azmedemiyorum İsmail Usta. Aklıma geldikçe beynim atıyor. Yıllar yılı koynumda yılan besleyeyim. Haklısın ama bu işi rakı mı temizleyecek? Hiç olmazsa çekiyorum çekiyorum. Kafa dümdüz olunca zıbarıp yatıyorum. İyi etmiyorsun. Bugün 33. gün tam. Hani şu mualla da içime su serpmese elimi kana boyamak işten bile değil. Allah'tan hamiyetli kadın da hem çoluğa çocuğa bakıyor hem beni teselli ediyor. Hadi bakayım. Sen yavaş yavaş yollan. Yarın direksiyondasın. Ancak açılırsın. Öyle olsun İsmail abi. Biz kim ne dedi de dinlemedik. Ama ne diyorum sana, ineklik bizde oldu gene. Dinleye dinleye bu hale geldik. Eyvallah. Güle 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 güle. Anahtar deliği gibi seninle geçmişine başlatma. Allah kahretsin, uyduramadım gitti. Yardım edin. Sen misin? Hı hı. Nerede sıkışsam yetişirsin imdada. Sen melek misin be? Üç kere içtim dalga, anlıyorum ben. Yedim o da sevdim, ben. Allah. İşte çamaşırhanemiz Sabahat Hanım. Şimdi size çalışacağınız yeri göstereyim. Cemile, Sabahat Hanım sizinle çalışacak. Öyle mi? Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk. İlk işiniz mi? Eskiden kutu fabrikasında çalışmıştım. Merak etme, yapacağın iş çok kolaydı. Çabuk alışırsın. Alışırım herhalde. Aa, neden annemin yatağında yatıyorsun? Bu yatak benim oldu artık. Ben yatacağım burada. Annem gelirse nerede yatacağım? Annen gelmeyecek. O kötü kadın oldu. Başkasının yatağında yatıyor. Benim annem kötü kadın değil, sensin kötü kadın. Baksana sen yatıyorsun başkasının yatağında. Babam kocan mı senin? Terbiyesiz. Defol karşımdan. Akşam babam gelsin, bak nasıl söyleyeceğim seni. Demek babana beni şikayet edeceksin ha? Kafanı kıracağım seni. Söyle bakayım. Bir daha böyle terbiyesizce konuşacak mısın? Söyle diyorum. Bırak çocuğu, ne yapıyorsun? Sen karışma moruk. Çık dışarı. Hadi yalla. Ne dikiliyorsun orada? Sen Cemal'in sillesini yememişsin. Yaptıklarını bir duyarsa...
Duysun da sen de gör bakalım sarı muallanın sillesini. Elinden geleni ardına koyma. Bana baksana sen teneşir orozu. Beni aptal sabahat mı sandın? Aç bırakırım ikinizi. İlaçlarını vermem, kapı dışarıda bir adım bırakmam. Cemal ne der bu işe? İnanır mı sanıyorsun? Sabahattan aynı şikayet, benden aynı şikayet. Dünyada herkes mi fena demez mi? Babam üzgün duruyor. İhtiyarlık. Sabahtan akşama kadar üstüne titriyorum vallahi. 40 yıllık karımı yapmadığını yapıyoruz. Ama makbule geçmiyor. Belki yaşının tesiri. İkide bir de beni sabahatla karıştırıyor. Onun yaptıklarını ben yapmışım gibi anlatıyor. Bugün Ayten'le oynayıp gülüşürken çocuğu ne dövüyorsun diye üstüme saldırdı. Ayten ne yaptı? O ne de olsa çocuk. Annesini de özledi. Hırsını benden almaya çalışıyor. Bugün beni yataktan atmaya kalktı. Çarpmadın mı iki şamar? Salak salak ne duruyorsun orada? Hiç. Hadi bakalım doğru aşağı. Gene ne oldu? Geliyorum. Ben çarşıya çıkıyorum. Sakın evi dağıtayım demeyin. Sonra burnunuzdan fitil fitil getiririm. Başka kocaya kaçmış. Annem Ayten'le oynarken görürse beni içeriye alacak. Dede, neden koştun öyle? Anneni gördüm. Annemi mi gördün? Uzaktan bakıp ağlıyordu. Beni görünce kaçtı, yetişemedim. Annemin eve gelmesini istiyorum dede. Gelsin de isterse beni her gün dövsün. Ben de istiyorum Ayten ama nasıl yapalım bilmem. Ne olur, beni anneme götür dedeciğim. Peki yavrum gidelim. Merhaba Hüseyin Efendi. Merhaba Hacı Baba. Bizim şoför Sabri Efendi'nin evini arıyorum ben. Şu mavi kapılı ev. Eyvallah Hacı Baba eyvallah. Annem burada mı teyze? Burada yavrum, gel içeri. Buyurun. Anne! Ayten! Anneciğim! Ayten! Anneciğim! Anneciğim! Ne kadar zayıflamışsın yavrum. Canım anneciğim. Yavrum. Bilsen seni ne kadar özledim. Bak,
dedem de geldi. Öpeyim baba. Biz senin kıymetini geç anladık kızım. Kusurumuzu bağışla. Ben uslu kız oldum anne. Dedem de sigara içmeyecek. Artık eve dön. Çaylar geldi. Hadi ya, Seba'yla oynayacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otur baba, buyur. Ne olursa senden olur Sabri Efendi oğlum. İsmail Usta yabancımız değil. Biliyorsun Cemal sana iftira edip Sabahat'ı kovdu. Bu meseleyi konuşmayalım be baba. Nasıl konuşmayalım evlat? Böyle devam ederse benim yüreğime inecek. Bu damla kadar çocuk da o Aşif'ten elinde perişan olacak. Hangi Aşif'te? Mahalle Aşif'tesi. Aldı Cemal'i avucunun içine. Bize yapmadığını bırakmıyor. Beni de her gün dövüyor. Şimdi düğüm çözülüyor İsmail Usta. Demek her şey o sürtük karının başının altından çıktı. Vay anasını. Tevekkili kadının pendi dememişler. Peki be oba, siz gidin şimdi. Her şey düzelecek. Allah senden razı olsun evladım. Eyvallah. Güle güle. Güle. Bütün iş sende parlak. Bende mi? Karı dalgası oldu mu Hint orosu gibi ötersin. Göster bakalım bir binin kırmızısını. Sen emret abi. Bak dinle. Bu sefer gene 36 kısımlık bir film çevireceksin. Hı. Birinci kısım o şarkı. İkinci kısım. İçeri buyurun hanımefendi, mevsimli kumaşlarımız geldi. Ne arzu ediyorsunuz? Yazlık bir enfürme istiyorum. Baş üstüne. Keser misiniz? Emredersiniz. Böyle. Seninki ayarladı galiba. Fena parça diye yani. Helal olsun delikanlıya be. Kafir kıvır kıvır da kırıtıyor yani. Bizim mahalleye geldik. Beraber görmesinler. Burada ayrılalım. Unutmayın, öbür gün buluşuyoruz. Gelmezseniz hayatım zindan olur sonra. Unutur muyum hiç? O çıldırdınız mı? Görecekler. Çıldırtmayacağınız erkek var mı acaba? Allah'a ısmarladık. Güle güle mahalle. Çay bir, demli olsun. Parlak Ahmet geldi işte. Anlat, ne oldu? Her şey tamam, cumaya buluşuyoruz. Yamansın be Parlak. Yok canım, keramet bende değil, otomobilde. Aspam zaten maya gibiymiş, dokunanın üstünde kalıyor. Vay kaltak vay. Cuma günü Madam Rozan'ın evine götüreceğim. Anahtarlardan birini sabahtan sana bırakırım. Fakat çocuklar, içimde bir korku var. Hatalı bir iş yapmayalım. Cemal abiyi büsbütün gücendirmeyelim. Korkma, sen filme devam et, gerisini bize bırak. Şahitsiniz, benim yaptığım nihayet bir arkadaş fedakarlığı. Bize ağız yapma Parlak. Yalnız dikkatli ol, biz gelmeden filmi kopartma. Bize iki çay, demli olsun. Merhaba Cemal. Başımı belaya sokmadan açılsana şuradan. Seninle konuşmaya geldim. Senin gibi itle konuşacak sözüm yok benim. Anlaşıldı. Efendi dilinden anlamıyorsun sen Cemal. Bizim dilden konuşacağız seninle.
Bakıyorum yediğin dayak az geldi galiba. Dostundan dayak yiyen kızım için. Baba, sözlerini kulak arkası ettiğim baban için. Bu da yok yere kırdığın dostların için. Bu da benden arkadaşlık hatırası diye çürüğümüz aklı. Bana bak tahta kafalı. Sabahat günahsızdır. Her şey Mualla Sürtüğü'nün başının altından çıktı. Yalan söylüyorsun. Gel, her şeyi gözlerinle göstereceğim sana. Bu ses ne? Bir bakayım. Söyle bakalım, bunun hesabını nasıl vereceksin? Bırak beni! Bana hesap soracağına git nikahlı karına sor. En iyi arkadaşını aldattı seni. Sabahat'ın suçsuz olduğunu biliyorsun. Ona iftira ettin değil mi? Söyle. Söyle diyorum sana. Sabahat seni aldatmayacak kadar budalaydı. Hepsini sen uydurdun değil mi? Evet. Rezil çocuk. Hadi artık, karını daha fazla bekletme. Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Boş ver, olur böyle şeyler. Neden eşyalarını topluyorsun dedi? Gidiyorum yavrum. Nereye gidiyorsun? Annen geliyor. Burada kalmam doğru değil artık. Gitme dedi. Annem gelsin ne olur. Ben seni eskisinden fazla severim. Hayır yavrum. Sen küçüksün. Anlayamazsın. Hani bizim evimiz olacaktı? Tavuklarımız, kuzularımız olacaktı. Hani biz tavla oynayacak, ortalığı kirletecektik. Tabakları kıracaktık. Olacak. Bir gün piyango çıkarsa hepsi olacak yavrum. Bana mektup yaz olur mu? Gelecek sene okula gideceğim. Okurum onları. Ben de sana yazarım. Gelecek sene. Gelecek sene. Kim bilir belki de. Anneciğim,
Ayten! Ayten yavrum! Neden ağlıyorsun sen? Dedem size fazlalık olmamak için gitti anne. Ne zaman? Biraz evvel. Eşyalarını alıp şu tarafa doğru gitti. Bey baba! Bey baba! Gitmeyin bey baba. Çok şükür evimizin tadı tuzu yerine geldi. Eline sağlık gelin. Çoktandır böyle lezzetli yemek yememiştim. Yengemin aşçılığını methetmeye dalarsak sinemaya geç kalacağız. Hadi kalkalım. Ben şimdi sofrayı toplarım. Anneciğim siz geç kalmadan gidin. Biz dedemle sofrayı toplarız. Ben çantamı alıp geleyim. Güle güle anneciğim. Yarın bir düzine kırılmaz tabak alacağım. Ah!